Doçent profesör Yılmaz tabii. Ama bunu değil de hak diyor. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Fevzi Altuntaş 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek risk grubunda yer alan kanser hastaları için COVID-19 aşısının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Altuntaş, virüsün kanser hastalarında daha ağır seyrettiğini açıkladı. Kanser olmayan hastalara göre, kanser olmayan insanlara göre COVID-19 kanserli hastalara daha ağır seyretmekte. Ölüm oranı daha fazla olmakta. Yoğun bakımda kalış oranı, yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlanma oranları daha yüksek olmakta. Bu nedenle de bu hastaların biz yüksek risk grubu olarak adlandırmaktayız. Yüksek risk grubu olmaları nedeniyle de bunların aşılanmasının, korunmasının son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen kanser hastaları eğer hekiminiz size aksi bir şey söylemiyor ise, aksini söylemediği müddetçe lütfen ilgili aile hekimliğinize başvurun. İlgili sağlık kuruluşlarına başvurarak COVID-19 aşınızı olun. Biz kanser hekimleri olarak kanser hastalarının aşılanmasını arzuluyoruz ve istiyoruz. Türkiye'de şu anda aktif olarak uygulanmakta olan COVID-19 aşısının kanser hastalarına gönül rahatlığıyla uygulanabileceğinin altını çizen Profesör Doktor Altuntaş, lütfen aşı olmaktan imtina etmeyin dedi. Ülkemizde şu an için Çin aşısı dediğimiz ölü aşı mevcut. Herhangi bir sakıncası yok. Yani faz 1 aşamasını aşmış, faz 2'si, faz 3'ü yapılmış, klinik sonuçlar yayınlanmış olan bu aşıların güvenle yaptırabilirsiniz. Lütfen aşı olmaktan imtina etmeyin.